Merhaba Sayın Mastermind izleyicileri. İzlemekten keyif alacağınızı düşündüğüm bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda son zamanlarda çok popüler olan ve gerçekten üzerinde konuşulması gereken Neowise kuyruklu yıldızından bahsedeceğim. Ancak Neowise'dan bahsetmeden önce kuyruklu yıldızlardan kısaca bahsetmem gerektiğini düşünüyorum. Kuyruklu yıldızlar genellikle buzlardan ve çeşitli gazlarla az miktarda kaya ve demirin bir araya gelmesinden meydana gelen ve aslında yıldız olmayan cisimlerdir. Bu gök cisimleri Güneş'in çekim kuvvetinde hareket etmelerine rağmen gezegenler gibi dairesel bir yörüngeye sahip değillerdir. Güneş sistemi içindeki hareketleri genelde en az binlerce yıllık yörüngelerle tamamlanır. Tabi kısa yörüngeye sahip olan kuyruklu yıldızlar da vardır. Ancak kuyruklu yıldızların binlerce yıllık yörüngeleriyle Güneş sisteminin en dış katmanı olan Oort bulutsusu katmanına kadar uzandıkları düşünülmektedir. Bu konuyla ilgili çok detaylı ve güzel bir video olan Kuyruklu Yıldız ve Meteor Yağmuru videomu da yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. Peki, nedir Neowise'ı bu kadar önemli yapan? Öncelikle bu gök cismi 25 yıldır gökyüzünde çıplak gözle izlenebilen en parlak kuyruklu yıldız olmaktadır. Bu arada kuyruklu yıldızla yıldız kaymasını karıştırmamak gerekir. Biraz önce bahsettiğim videoda ikisinin arasındaki farkları anlatmıştım. Burada da tekrar değinmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Merak edenleri öteki videoma bekliyorum. Ancak kuyruklu yıldızlar saniyeler içinde görünüp kaybolmazlar. Aynı diğer yıldızlar, gezegenler ve ay gibi gökyüzünde hareketleri takip edilebilecek kadar yavaş yer değiştirirler. Aslında yavaş hareket ederler derken iki kere düşünmek gerekir. Çünkü bu cisimlerde binlerce kilometre hızla yer değiştirmektedir. Neowise adını kendini keşfetmeye yardımcı olan Neowise gözlem evinden almıştır ve geçtiğimiz Mart ayında yani Mart 2020'de keşfedilmiştir. Bu cisimlerin yörüngeleri gezegenlerin yörüngelerine oranla çok büyük olduğundan ve yörüngelerini çok uzun sürede tamamladıklarından ancak bu şekilde Güneş'e yaklaştıklarında keşfedilebilirler. Güneş'in Kuiper kuşağında yani Plüto'dan sonraki katmanda milyarlarca irili ufaklı kaya parçası yine Güneş etrafında dönmektedir. Ve bu katman Güneş sisteminin en dış katmanı olan Oort bulutsusuna kadar azalarak uzanmaktadır. Bu kuyruklu yıldızın da oradan geldiği ve yörüngesi gereği tekrar oraya yöneldiği hesaplanmaktadır. Oort kuşağından geldiği öngörülen, Kuiper kuşağını geçtikten sonra iç Güneş sistemine doğru hareket eden ve bu sırada keşfedilen bu kuyruklu yıldız, 3 Temmuz tarihinde Güneş'in arkasından dolanarak yaydan fırlamış ok gibi Oort bulutsusuna doğru yolculuğuna başlamıştır. Ağustos ayının ortalarına kadar gökyüzünde görülebilecek olan Neowise, daha sonraki süreçte belirginliğini kaybedecektir. Güneş'in arkasından geçerken kütle çekim etkisiyle Güneş'e çarpma ihtimali olan kuyruklu yıldız bu şiddetli kütle çekim stresine dayanarak daha da hızlı şekilde yörüngesine devam etmiştir. Cisimlerin yörüngelerindeki Güneş'e en yakın noktaya Günberi denir. Günberi'den geçerken hızı iyice artan Neowise'ın
3 Temmuz tarihinden önceki yörüngesi yaklaşık 4800 yıllık bir yörüngeydi. Güneşin çekimiyle hızlanan cismin yeni yörüngesi yaklaşık olarak 7000 yılda tamamlanacak şekilde büyümüştür. Çünkü Güneş kendine yaklaşan bu cisme hız verirken daha da uzağa gitmesine sebep olacaktır. Kuyruklu yıldızın güneşe olan yakınlığı yüzeyini yakarak toz ve gaz çıkmasına neden oluyor ki bu da çok daha büyük bir kuyruğunun oluşmasına neden oluyor. Hatta güneşe yaklaştığında maruz kaldığı güneşin manyetik alanından dolayı iki ayrı kuyruğu oluşan bu cismin bir kuyruğu düz olan tozlardan oluşmaktadır. Öteki eğimli olan kuyruğu ise elektromanyetik alandan etkilenen iyonlardan oluşmaktadır. İşte bu kuyruklu yıldız bize doğru yaklaşıyor ve 22 Temmuz'da en yakın noktasına ulaşacak. Bu görevde yer alan bilim insanları kuyruklu yıldızın yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda olduğunu söylerken kül rengi materyallerle kaplı çekirdeğinin 4.6 milyar yıl öncesine yani Güneş sisteminin kökenine dayandığını ifade etti. Evren bütün ihtişamıyla hayatına devam ederken biz hala kısıtlı teknolojimiz ve evrende daha derine inebilmeye çabalıyoruz. Aslında fark etmekte bile zorlandığımız o kadar fazla olay gerçekleşiyor ki kendi evimiz olan Güneş sisteminde ve aslında bunlara bile etki etmekte o kadar yetersiziz ki uzaktan kendimizi izlediğimizde daha yolun çok çok başında olduğumuz rahatlıkla görülebiliyor. Ne dersiniz? İnsanlığın hayal ettiği o imkansız gerçekler sizce bize ne kadar yakın? Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve benzeri güzel videoları izlemek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşarak daha fazla kişiye ulaşabileceğimizi de tekrar hatırlatmak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Kendinize iyi bakın.